Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kur rabbi e'uzu bike min hemezati şeyatin ve e'uzu bike rabbi en yahsurun. Bugün dersimizde belaya uğramışların dualarını anlatmaya çalışacağız. An İbni Abbas radıyallahu anhüme enne Resulallah kâne yekûlu indel kerbi la ilahe illallahül azîmül halîm la ilahe illallahü rabbil arşil azîm la ilahe illallahü rabbis semâvâti ve rabbil arzi ve rabbil arşil kerim. Şimdi burada Resulullah, dikkat edilirse, La ilahe illallah dedikten sonra Allah-u Teala'nın sıfatlarını söylüyor. Böyle söyleyince, yani La ilahe kelime-i tevhidden sonra Allah'ın iki sıfatı söylendiği zaman o İsmi Azam duası yerine geçer. Kişinin de başına gelen belanın hemen def edilmesi için Peygamber Efendimiz'in bela anında okuduğu dua budur. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin bela anında şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rivayet eden kim? İbn-i Abbas radıyallahu anh, Peygamberimizin amcasının oğlu, Peygamberimizden böyle rivayet ediyor. Buhari ve Müslim, Tirmizi'de yazılıdır. La ilahe illallahul azimul harim, la ilahe illallah rabbul arşil azim, la ilahe illallah rabbus semavati ve rabbul arzi ve rabbul arşil kerim. Türkçesi, yüce ve halim olan Allah'tan başka Allah yoktur. Yüce ve halim olan Allah'tan başka Allah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin ve şerefli arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Böyle deyince Allah'a azimuşşan hemen hatırlanmış ve belanın Allah'tan geldiği ve Allah'a azimuşşanın da her şeye kudretinin yettiğini belirten sıfatlarla söyleniyor ki, kişi yakalanmış olduğu beladan, uğramış olduğu beladan çabuk kurtulması lazım. La ilahe illallahül azimül halim. O Allah, halim ve azim olan Allah'tan başka Allah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ebu Bekrete radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belaya uğramışların duası şöyledir. Allahümme rahmeteke ercu felâ tekilni ilâ nefsi tarfete aynın ve aslihli şe'ni kullehu la ilahe illa ente. Bunu da Ebu Bekrete radıyallahu anh rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz belaya uğramışların dualarını böyle anlatmıştır. Ey Allah'ım, rahmetini niyaz ederim. Bir an beni nefsimle baş başa bırakma. Din ve dünyaya ait bütün işlerimi ıslah et. Senden başka tek ilah yoktur. Burada da Allah'a dönüş yaptığının işaretini, yani Allah'a dönüş yaptığının işaretini. Demek ki ne diyor? Ey Allah'ım, rahmetini niyaz ederim. Bir an beni nefsimle baş başa bırakma. Din ve dünyaya ait olan bütün işlerimde sen beni ıslah et. Senden başka bir tek ilah yoktur. Senden başka bir tek ilah yoktur. Bunu da Ebu Davud İbni Hibban rivayet etmiştir sahihinde. Şimdi
Bir de Esma binti Umeys'ten rivayet edilen bir hadis-i şerif var ki, Peygamberimiz bizzat Esma binti Umeys'e işaret ediyor. Diyor ki, Esma binti Umeys demiştir ki, bana Resulullah bir bela anında yahut bir bela esnasında okuyacağım kelimeleri sana öğreteyim mi buyurdu. Bir bela anında yahut bir bela esnasında okuyacağın kelimeleri sana öğreteyim mi buyurdu. Arkasından da şöyle dedi. Allah'tır, Allah'tır Rabbim, yalnız O'a sığınırım, hiçbir şeyi O'na şerik koşmam. Bu kelimeler de Allah'a dönüşün işareti. Evet, bu sefer Ebi Musa rivayet ediyor Peygamber Efendimiz, bir kavmin şerrinden korktuğu zaman, İzâ hâfe kavmen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir kavimden korktuğu vakit şöyle derdi. Hani mesela şimdi bütün müşrikler geldiler, Hendek Muharebesi'nde haftalarca, günlerce muhasar altına aldılar. O anda mağazanda işte yakıp yıkmaları çoğalınca Peygamber Efendimiz'in şöyle dediği rivayet ediyor. Ey Allah'ım, bize karşı onlara mani olmanı dilerim. Bize karşı onlara mani olmanı diler. Bizi onlardan korumanı niyaz eder ve onların şerrinden sana sığınırız. Demek ki ey Allah'ım, bize karşı onlara mani olmanı diler. Bizi onlardan korumanı niyaz eder ve onların şerrinden sana sığınırız. Karşı taraftaki adam belalıysa böyle demek lazım. Bize karşı onlara mani olmanı diler. Yani onlara mani ol da bize dokunmasınlar. Bizi onlardan korumanı niyaz eder ve onların şerrinden sana sığınırım. Bunu da Ebu Davud'la Nesai rivayet etmiştir Ebu Musa'dan. Muaz İbni Cebel de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın şöyle dua ettiğini işitti. Allahümme inni eselüke temamen nime. Allahümme inni eselüke temamen nime. Yani o adam diyordu ki, Ya Rabbi, nimetin tamamını senden isterim deyince Peygamber Efendimiz o adama, nimetin tamamı nedir biliyor musun dedi. Adam da ben bilmiyorum, bütün hayırları isterim manasına yani söylüyorum ben bunu dedi. O zaman Peygamberimiz dedi ki, nimetin tamamı cehennemden kurtulup cennete gitmektir. Nimetin tamamı azaptan kurtulup cennete gitmektir. فَاِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّيمَ دُهُولُ الْجَنَّةِ Cennete girmektir. وَالْفَوْزُ مِنَ النَّارِ Cehennemden kurtulmaktır. Nimet, tamamı nimet bu demektir. Yani Ya Rabbi, nimetin tamamını isterimden kasıt, cennetine dahil olmayı, cehennemden kurtulmayı senden isterim dedi. Bir adam da Peygamberimizin yanında Ya Zel Celal ve İkram, Ya Zel Celal ve İkram deyip diyordu yani bir adam. Efendimiz böyle eşidince dedi ki, Üsticiyü veleke, senin duan kabul edildi. Fesel, istediğini iste dedi. Yani ne istiyorsan iste, Allah-u Teala duanı kabul edecek artık dedi. Yani Ya Zel Celal ve İkram, Ya Zel Celal ve İkram'ı bir adam 3 defa veya 7 defa dediği zaman Allah ne isterse onu kabul eder. Öyle demeye getiriyor. Ve semi'a racülen, bir adam da mescitte dua ediyordu. O da diyordu ki, Allahümme inni eselüke sabra. Ya Rabbi, senden sabır istiyorum diyen adama Peygamberimiz dedi ki, se'eltel bela, sen bela istiyorsun. Hayır, onu boşla, bela isteme. Fes'elül afiyete, fes'el Fes'elül afiye. Afiyet işte. Fes'elhü el afiyete. Afiyeti iste. Yani sabır isteme Allah'tan. Afiyet iste. Dedi. Evet. Şimdi Enes radıyallahu anh'den rivayet edilen Peygamber Efendimiz bir
işle karşılaşıp kederlenince, mesela başına bir iş geldi, kederlendi. Üzüldü yani, başına bir iş geldi, kederlendi. O zaman Peygamberimiz, Ya Hayyu Ya Kayyum bi rahmetike estağisü derdi. Yani Peygamberimizin başına kederli bir işle karşılaşınca, Ya Hayyu Ya Kayyum bi rahmetike estağisü. Ey hayat sahibi ve kayyum olan Allah'ım, senin rahmetinden medet dilerim derdi. Demek ki, Ya Hayyu Ya Kayyum bi rahmetike estağisü. Bu Ya Hayyu Ya Kayyum da ismi azam tabi. Bi rahmetike estağisü, senin rahmetinden medet dilerim manasına. Ve anhu anin nebi aleyhisselam elizu bi zelcelal vel ikram. Efendimiz buyurdu ki bir bela ile karşılaştığınız zaman ya zelcelali vel ikramı çok söyleyin. Mesela bir hastalıkla, bir bela ile karşılaştınız mı en fazla söyleyeceğin şey, mesela hastalıklar beladır. Ha. Veyahut herhangi bir bela başınıza geldiği zaman en fazla söyleyeceğin şey, Ya zelcelali vel ikram, Ya zelcelali vel ikram, Ya zelcelali vel ikram diye dua etmektir Allah'a. Yani ey yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım deyin. Böyle derseniz en kısa zamanda kurtulursunuz manasına. Ve kâle Ebu Hüreyre, kânen nebiyyü izâ hemmehül emru refâ râsehu ile semâ. Peygamber bir iş karşısında dara düştü mü? Peygamber bir iş karşısında dara düştü mü? Sübhanallahül azim, Ya Hayyu Ya Kayyum derdi. Sübhanallahül azim, Ya Hayyu Ya Kayyum. Sübhanallahül azim, Ya Hayyu Ya Kayyum. Yüce Allah'a tesbih ederim. Fazla dua etmeye giriştiği zaman da Ya Hayyu Ya Kayyum derdi. Demek ki Peygamber bir iş karşısında dara düşünce Sübhanallahül azim der. Fazla dua etmeye giriştiği zamanda da Ya Hayyu Ya Kayyum muhakkak söylerdi. Evet.